Evet şimdi Planck hipotezine geldik. Bu konunun son kısmı artık ve bitiyor. Burada kesikli enerji diye bir şeyden bahsedeceğiz. Kolay bir şey. Ee, basitleştirerek ben sana bunu kavratmaya çalışacağım. Şimdi Planck hipotezi diyor ki... Klasik fizikte siyah cisim ışımasında enerjinin kesilmeden... Bak kesilmeden sürekli... Sonsuza kadar çıkması morotisi felaket olarak adlandırılmıştı. Bu klasik yaklaşımda görünür ışığa kadar veriler düzgündü ama sonrasında bu veriler saçmalıyordu. Yani uyumsuzluk vardı. Bu uyumsuzluğa da Moratis felaket demiştik. Planck bu durumun klasik fizikle açıklanamayacağını söyleyerek 20. yüzyılın başlarında bir hipotez öne sürdü. Planck bu işime şiddeti dalga boyu grafiğini yorumlamak için bir denklem aradı aslında. Yaptığı bir denklem de hani adam bir e, deney yapmadı. Bir denkleme dökmeye çalıştı. En başta hatta bu denklem onu da pek Mutlu etmedi memnun etmedi yani sonuçları onu da pek tatmin etmedi ama gerçekten öyleymiş. Ee, Yorumlamak için bir denklem de vardı. Işığı klasik fizikte olduğu gibi dalga modeli olarak değil de kuantlarda oluşan paketler şeklinde düşünmüştür. Yani foton gibi. Foton biraz özel bir parçacık çünkü. Planck'ın hipotezi şu şekilde. Siyah cisim ışıması yapan bir cismin moleküllerin enerjisi kesikli değerler alabilir. Yani sürekli değil kesikli. Şimdi kesikli dediğimiz şey sayılabilir. Kuantumlu demek. Burada mesela n sayısı 1, 2, 3, 4 gibi sayılar alıyordu. Mesela bu onun kesikli olduğunu söyleyebilir. Mesela şöyle açıklamaya çalışayım sana. Şimdi bu bir eğik düzlem. Burada bir tane topun var. Sen bu topu yukarı çıkartırken potansiyel enerjinin orada ne olacak? Artacak. Peki Mesela bu potansiyel enerji değerlerini gösterirken MGH diye göstereceksin. Nasıl gösterirsin? Şöyle çizgiler çizersin değil mi? Evet. Peki bu çizgilerden ben kaç tane çizebilirim böyle? Ben bu çizgilerden sonsuz tane çizebilirim. İşte bu sonsuz tane çizgiyi de topladığımda, topladığımda sonsuz bir enerji açığa çıkıyor. İşte yani bu da saçma bir durum. Yani bir demir ısıttık diye sonsuz bir enerji çıkmıyor. İşte olay böyle çalışmıyor aslında. Planck diyor ki aslında merdiven gibi bak bu diyor belli enerji değerleri var. Sayılabilir diyor. Mesela top burada olabilir. Burada olabilir. Burada olabilir. Burada olabilir. Hani sol tarafta sonsuz tane enerji değeri bulurken bak burada 1 2 3 4 5 tane enerji değeri buluyorsun. Tamam? Aradakiler yok. Doğa buna aslında bir izin vermiyor. Mesela şöyle diyelim. Kesikli anlamına. Mesela ileride atom atom modellerinde göreceğiz işte. Mesela 50 kJ bir de 150 kJ diyelim. Mesela elektronun alacağı enerji değerleri bunlar olacak. Aradaki değerleri alabiliyor mu? Hayır alamıyor. Arada yok. 60 kJ alamıyor. 70 kJ alamıyor. Mesela elektronun bir açısal momentumundan bahsedeceğiz. Biraz ileriki konular bunlar ama işte bu konuyu biraz ön almamın sebebi de buydu. En haş en çarpı haş 2 pi diyeceğiz zaten 2 pi sabit h plan sabit sabit bak açısal momentum En 1 2 3 4 diye gidince Gidiyor açısal momentumu da bu şekilde yorumluyorum mesela bir buçuk olmuyor Bu sayı bir buçuk olmadığı için Biz açısal momentum içinde kesikli diyoruz sayılabilir belli değerler alabiliyor aslında olay Tamamen bu yani Size biri kesik ney kesiklidir dediğinde belli değerler alacak. Öyle her kafasına göre değeri alamıyor. Yani e, bor atom modelinde elektronların bulunduğu yarı çaplar var. R yarı çap, 4R yarı çap, 9R yarı çap. Bak R, 4R, 9R diye gidiyor. E 3R yok mu hocam? 2R yok mu? Yok. Kesikli. Olmaz diyor. Bunun gibi. Yani kesikli dediğinizde hani bir şeyin kesikli olması ne demek dediğinizde aklınıza bu gelsin belli değerler. Öyle kafasına göre değerler alamıyor. Enerjide kafasına göre değerler alamıyor. Durum bu. İşte burada da aslında az önce moleküllerin enerji seviyelerini işte atom modellerinden örnek dedik. Bak hep sayılı. 2 HV, HV enerji alıyor. 2 HV enerji alıyor. Ara, ara yok. Mesela 1,5 HV diye bir şey yok. 2,5 HV diye bir şey yok. Hep belli sayılabilir. Belli enerji değerlerini alıyor. Bunlar da zaten n dediğimiz bu kesikli kuantum kuantum sayılabilir demek Count'tan geliyor. 4, 3, 2, 1 diye düşünebilirsin aslında durum tamamen bu. Yani bunu bilsem bana yeter. Şimdi daha örnek soru var zaten bunları artık biliyorsun. KLM disimlerinden maksimum dalga boylarının tepe noktaları arasındaki ilişki buymuş. Buna göre sıcaklıkları ve ışıma güçleri arasındaki ilişki neymiş? E bu grafiği incelemişte ne demiştik? Şurası lambda max'tı, burası lambda max'tı ve burası, şurası gözücüyle burası. E sıcaklık arttıkça bu grafiklerin ışıma şiddeti artıyordu. Yani tk büyük, tl büyük, tm diyebilirsin. Işıma gücü dediğimiz şey neydi? Altında kalan alandı. E göz var, nizam var. Sk'nın Gidip de integral almayacağız burada. SK büyük, SL büyük, SM diyebilirsin. Bak bu mesela bilen yapacak. Sen yapacaksın. Bilmeyen bunu yapamaz ki. Nereden bilsin adam? Altu ve Vertu gittikleri alışveriş merkezinde güvenlik noktasında ateş ölçümleri yapılır ve vücut sıcaklıkları sırasıyla 36,5 ve 38 derece olarak ölçülüyor. Hani yıldızların sıcaklıklarını nasıl ölçüyorduk diyorduk ya anlatmıştık. VN kayma yasasındaki sabite göre. Aslında günümüzdeki örnek de bu şekilde. Yani sana o Aleti e, tutuyor ama değdirmiyor hani böyle ağzına bir termometre vermiyorlar koltuk altına bir termometre koymuyor şöyle bir cihazla bakıyor ne yapıyor aslında orada dalga boyunu tespit edip bununla ilgili gerekli o cihaz işlemleri yapıp sıcaklığı belirliyor olay aslında bu diyor ki tabii biz burada sıcaklıklarımızdan dolayı bir termal ışımı yapacağız elektromanyetik dalgaların hızı en küçüktür diyor benden yayılan hayır ışık hızıdır küçüklük büyüklük ilişkisi yoktu hızlar arasında. Bertudan yayılan elektromanyetik dalgaların maksimum ışınım ışıma yapanın dalga boyu en küçüktür diyor. Şimdi onun sıcaklığı fazla. Yukarıdaki grafiğe gelirsen atıyorum Bertu için K'yı çizersek benim için L'yi çizersin. Lambda maksı onun daha soladır. Sol taraftadır. O yüzden onun lambda maksı daha küçüktür. Dalga boyu en küçüktür diyor. Doğru. Maksimum ışıma yapanın diyor. Bak işte şurada şöyle göstermiştik ya ışıma şiddetine doğru. Bu doğru olacak o yüzden. bertunun birim zamanlı ışıma yoluyla yaydığı enerji en fazladır. Sıcaklık arttıkça ışıma yoluyla yaydığı enerji de en fazla oluyor demiştik zaten. O yüzden yanıt 2 ve 3 olacak. Konu bitti. Konu bitti. Bundan sonra test soruları konuşacağız. 18 tane test sorusu var. Karma test soruları. İşte fotoelektrik olaydan, özel görelikten, siyah cisim ışımasından, kamptından böyle. Hani çok zor olmayan, testlerde, soru bankalarında, sınavda gelebilecek tarzda bir hem tekrar neteliği taşıyan sorular çözeceğiz. Ben çok sıkıntı yaşayacağını zannetmiyorum bu sorularda. Dilersen gel bu test sorularına devam edip sonrasında yeni konuya başlayacağız. Hadi bakalım.